Şimdi Amerika'dan devam edelim. Tehdit ne ve kimden dedik? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi'nin tartışmalarından birisi bu. Amerika'nın ciddi bir güvenlik tehdidi altında olduğu ve Başkan Biden'ın gelip Kongre'yi bilgilendirmesi gerektiğini düşünüyor Temsilciler Meclisi üyeleri. Senato'da da böyle bir tablo var. Bu meselenin tehdidin kimden ve neyden geldiği açıklansın deniyor ama bazı bulgular da var. Önceki dilimde gazetelerde de bahsetmiştik. Uzayla ilgili bir tartışma var artık. Örneğin Rusya'nın uzaya bir nükleer tesis, nükleer silah üssü kurmak istediği söyleniyor. Diğer taraftan da ayın güneyindeki bazı su kaynağı olduğu belirlenen bazı alanların Amerika tarafından işgal edilme planı var. Yani dünya bitti, uzaya gittiler artık. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner çok ilginç bir çıkış yaptı ve dedi ki Amerika Birleşik Devletleri ile müttefikleri ciddi bir tehdit altında, Biden yönetimi Amerikan Kongresi'ni ve müttefiklerini bilgilendirsin. İran'ı işaret edenler oldu, Kuzey Kore'yi işaret edenler oldu, Çin'i işaret edenler oldu. Ancak daha sonra işin aslı ortaya çıktı. Mike Turner'ın İddia ettiği tehdit Rusya. Bazı güvenlik ve istihbarat kaynakları diyor ki Rusya uzaya nükleer başlık taşıyabilen füze yerleştirmeyi planlıyor. Bu nükleer silahların amacı uzaydan dünyadaki bir ülkeyi vurmak olmayacak. Uzayda bulunan diğer uyduları vurmak için kullanmayı hedefliyor Rusya bu silahları. Bu istihbarat iddiaları şunu da belirtiyorlar. Rusya henüz bu silahları uzaya göndermedi. Ama gönderirse hem Amerika Birleşik Devletleri için hem de Batı için ciddi bir tehdit unsuru oluşturacak. Zaten Perşembe günü Jake Sullivan istihbarat komitesine gidip Mike Turner ve diğer istihbarat komitesi üyelerine bilgi verecekti. Ancak bu briefingden önce Turner'ın böyle bir açıklama yapması bir anda heyecana sebebiyet verdi. Biden yönetimi ise açıklama yaptı ve dedi ki şu an için halkın, Amerikan halkının endişeleneceği hiçbir şey yok. Halka direkt yöneltilmiş bir tehdit unsuru bulunmuyor. Bazı Amerikan gazeteleri ise Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Kanada'yı hem de İngiltere'yi Rusya'nın tehdidine karşı bilgilendirdiği belirtiliyor.